Şampiyon Halkbank'tan örnek davranış. Halkbank Spor Kulübü erkek voleybol takımı oyuncuları, Annem ve Ben projesi kapsamında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocukları ve annelerini ziyaret etti. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz ve Onursal Başkanı Hamdi Akın, TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Türker Naslı ve Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu'nun da katıldığı buluşmada Halkbanklı oyuncular çocukların sorularını yanıtladı. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, Kulüp Başkanı Selahattin Süleymanoğlu'na destekleri için teşekkür ederek proje hatırası olarak teşekkür belgesi verdi. TİKAV ve TÜGİAD Ankara Yönetimi işbirliğiyle hayata geçirilen Annem ve Ben projesinde tedavi gören çocuklar ve ailelerine takım formaları ve çeşitli hediyeler verildi. Söyleşinin sonunda oyuncular 2013 yılında kazandıkları Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası'nı çocuklara takdim ederken çocuklar da kendi elleriyle şırınga ve serum hortumundan yaptıkları çocuk figürlerini oyunculara hediye ettiler. Programın sonunda Halkbanklı oyuncular çocuklarla birlikte pasta keserek dans ettiler. Asıl siz çocuklar çünkü Halkbank profesyonel voleybol takımı geliyor. Vakit ayırarak buraya gelen kazandıkları 2013 yılı Avrupa Voleybol Konfederasyonu kupasını getiren, kupayı görmeyen var mı? Bir kaldıralım mı kupamızı şöyle? Türkiye'de ilk defa 5 yıldızlı şampiyon olan bir kulüptü. Türkiye'de ilk defa Avrupa Ligi'de 3. olan bir kulüptü. 2007'de, 2013'te Türkiye'de ilk defa Serf Konfederasyon Kupası'nı alan kulüptü. Yine Türkiye'de ilk defa Şampiyonlar Ligi'nin finalini oynayan kulüptü. Şimdi ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde inşallah Şampiyonluk Kupası'nı alacak kulüp olmayı yolunda ilerliyoruz. Tekrar sizi ben maçlarımıza götürmeyi istiyorum inşallah sağlıklarınızla kavuştuğunuz zaman. Onu da imkanını size sağlamak istiyorum. Hepinize buradan acil şifalar diliyorum. Sevgili hocama da gerçekten en iyi şekilde bu organizasyonu yaptılar ve sizlere diliyorlar. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum ve biz de sağlıklar diliyorum. Tabii bu işin başında Sayın Hamdi Akın var. Hamdi Akın da bizim bankanın iyi müşterilerinden birisi. Tabii bu işleri, bu gönül işleri yapanlara Allah'tan bol kazançlar diliyorum ki onlar daha çok versinler. Onlar verdikçe Allah onları daha çok versin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. İsmim Osmari Juan Torena. Ben de Halkbank voleybol takımının bir oyuncusuyum. Burada sizlerle birlikte bulunmaktan ve soracağınız sorulara cevap vermekten son derece mutluluk duyacağım. Herkese merhabalar. İlk başta herkese Allah acil şifalar versin. Buradan görüyorum ki gerçekten çok zor. Allah sabrınızı gani gani versin sizlere. Benim adım Mesut Tekeli. Halk Bankası'nda voleybolcuyum. Yani söylenebilecek çok fazla bir şey yok aslında. Çok teşekkür ederim herkese. Bizi buraya davet ettiğiniz için, burada yer almamıza vesile olduğunuz için herkese teşekkür ederim. Merhaba herkese. Bizi buraya ilk önce davet eden, buraya vesile olmasını dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekten. Çok duygulandım. Allah hastalarımıza acil şifalar, annelere de sabırlar versin. Adım Emre Batur, 26 yaşındayım. Burada olmaktan çok mutluyum gerçekten. Öncelikle annem ve babam uzun oldukları için... Öncelikle annem ve babam uzun oldukları için muhtemelen onlardan almışım. Genetik olarak geliyor. İkincisi 11 yaşında voleybola başlamış olmanın da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de birlikte çalıştığım antrenörler beni birazcık tuttular, sindirdiler. O yüzden uzadım. Bir tane sorumuz var. Boylarınız diyor, boylarınız. Abi ya, kasketin boylarınız var diyor. Boylarınız, herkesin boylarınız. Benim 2 metre. Benim 2.03.
2-2-2. It depends on the morning when I... 2-5. Sokolov diyor ki benim sabah akşam değişiyor. Sabahları genellikle 2-0-5. Çocuklarla başkanıma siz de tutun lütfen ucundan. Siz de tutun. Evet, güçlü bir şekilde alkışlayalım mı? Hayır, kapağı seçelim. Evet, çocuklarımız da. Tekrardan. Hadi alın. Halkbank erkek voleybol takımı olarak çok güzel bir organizasyona imza attınız. Bunun için neler söylemek istersiniz? Tabii ki çok mutluyuz. Özellikle zor bir hastalıkla mücadele eden çocuklar var. Onların aileleri var. Hastane yetkilileri var. En azından biz de buraya gelip çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Onların mümkünse gülmesine yardımcı olmaya çalıştık. Halkbank Spor Kulübü bu tür etkinlikleri daha önce de yapmış bir kulüp. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için, çocukların gülmesine yardımcı olduğumuz için, onların duygularını paylaştığımız için gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin devamı olacak mı? Biz bu konuda gönüllüyüz. Tabii ki siz de takdir edersiniz ki bu tür organizasyonların birileri tarafından programlanması lazım. Biz seve seve katılırız böyle şeylere. Çünkü herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. En azından bu duyguyu paylaşmak çok önemli. Dolayısıyla zaman olduğunda, iyi bir organizasyon yapıldığında biz bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyarız. Peki hocam, takım hakkında bir soru sorsam, Türkiye'nin parlayan yaptı Halkbank erkek voleybol takımı. Takımın bundan sonrası için neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, takımın genellikle sezonun birinci yarısı adaptasyon süreci olarak düşünülür. İkinci yarısı da başarı olarak düşünülür. Şimdi biz adaptasyon sürecini kayıpsız tamamladık. Yani şu ana kadar oynadığımız bütün maçları galibiyetle kapattık. Şimdi ikinci yarının yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Türkiye Ligi'nde oynadığımız hem içeride hem dışarıdaki bütün maçları kayıpsız bir şekilde 3 puan alarak kazandık. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii Şampiyonlar Ligi altılı playoff'a kalmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu dörtlü finale kalmaya çalışıyoruz. Şimdi Rusya'nın en güçlü, hatta dünyanın en güçlü takımlarından birisiyle Zenit Kazan'la karşılaşacağız. İlk maçımız ayın 4'ünde orada olacak. 11'inde de burada olacak. Öncelikle bu maçı geçip Şampiyonlar Ligi'nde Berlin'e gidip dörtlü finalleri oynamak istiyoruz. Arkasından yine önümüzdeki birkaç hafta içerisinde oynayacağımız Türkiye Kupası finalleri var. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Arkasından da mümkünse Nisan'ın başında başlayacak olan playofflarda iyi bir seri yakalayıp finale kadar çıkmak istiyoruz. Geçen sene takımımız hem Süper Kupa hem Türkiye Kupası hem Türkiye Ligi Kupası'nı kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de ikinci olmuştu. Dolayısıyla geçtiğimiz sene bu tür başarıları elde etmiş bir takımın bu sene de hedefi aynı şekilde yüksek. Süper Kupa'yı kazandık. Önümüzdeki dönemde Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamayı istiyoruz. Yaklaşan Zenit maçını hazır mısınız? Tabii ki hazırız. Çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Bir taraftan Zenit Kazan maçını düşünerek çalışıyoruz. Bir taraftan da Zenit Kazan maçından önce oynayacağımız Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi maçları var. Bir taraftan da onlara hazırlanıyoruz. Tabii bu tempoya alışkın bir takımız. Biz son 3-4 yıldır bu tempoda çalışan bir takımız. Hem oyuncularımız hem fiziksel hem de mental olarak hazır olacaktır. Çok teşekkür ederim. Çok ben de size teşekkür ediyorum. Başkanım, çok güzel bir organizasyona imza attınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii daha bize ilk geldiği zaman gerçekten çok memnun olduk. Bize bir fırsat arıyordu. Sporcuların çok yoğun programları vardı. Denk getirememiştik ama böyle bir şey duyunca gerçekten bir maç trafiğimize baktık. Onu da bu araya işte 23'e denk getirdik. Biz inanmamıza duygu sahneler yaşadık. Burada evet, sizi görüyoruz. Gerçekten insanların yüzünü 5 dakika bile gülebilse, gülümseyi onların yüzüne yerleştirebilse bize de mutlu. Tabii bu bir farkındalık yaratma amacı güden bir
bir toplantı diyelim buna, bir araya gelmem. Ben buradan bu işi düzenleyen arkadaşlarımıza, hastane yönetimine, TİKAV'a ve Türkiye Genç Yadanları Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlarda hem şahsen hem de kulüp adına sürekli bulunacağımı buradan vaat ediyorum. Yani çocukların gerçekten sabırlı bir şekilde güzel bir ihtiyaçları var hem annelerine hem kendilerine. Onlar da yani annelerine sabır diliyorum, çocuklara da acı şifalar diliyorum. Biz kişisel olarak da, kulüp olarak da elimizden ne gelirse bundan sonra her türlü organizasyonun içinde olacağımızı söylüyorum. Tabii bu bizim maç trafiğimizde de önemli. O konuda bu türlü şeylerle destekliyoruz. Zaten Halkbank Spor Kulübü'nün buluş amacı zaten sosyal sorumluluk. Bu anlamda burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Siz de gerçekten çok yoğun bir katılım yaptınız. Aslında çıkardık. Çok hoşumuza gitti. Sizin aracınızla yani bu görüntü bu farkındalık projesi daha da geniş kitlere ulaşmış olur. Bu arada bu anlamda size teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Daha aşağıda arkadaşlar konuşuyoruz. Biliyorsunuz geçen sene finalde Rus rakibimize Belgorod'a eğlenmiştik. Gerçekten o bizde bir travma yarattı yani. Hala o şeyi yaşıyoruz. Ama tabii yarattı derken onu bir tarafa koyduk. Onun şeyiyle çalışmaları yaptık. Bu kulüp bizim rakibimiz olunca hatta ben bir televizyon programında kim istersiniz dendiği zaman Belgorod başına. Nitekim o çıktı ve eledik. Bizim tabii eleyeceğimize bizim sporcularımızın dışında kimse de inanmıyor açık olsun. Biz ve sporcularımız inanmıyordu. Ve onu başardık biz orada. İnşallah bundan sonra gelecek takımı da eleyeceğiz. O inanç var bizde. Allah'tan herhangi bir sakatlıkları olmasa Ankara seyircinin desteğiyle tabii bu bir sinerji oluşmayacak. Bunu hepimizin bizim Ankaralılar bütün Türk insanı isteyecek. Böyle bir sinerji oluşsun. Bize güç kuvvet versin. Bir ihtimalle ayın 11'inde Ankara'da ikinci karşılaşma yapacağız. Hem işte 4'ündeki kazandık bir karşılaşma. Hem de burada inşallah yukarıya getireceğiz. Biz bu işlemi geçeceğiz. Biz de zaten açık ara lideriz. Türkiye Kupası'nda yarın maçımız var. Büyük ihtimalle oradan da turu geçip hem Türkiye Kupası hem Türkiye'ye gidelim. Orada da Şampiyon Ligi'nin mutlaka kupayı kaldırmamız lazım. Biz de tek edelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.